yılında, 1984 yılında Bir Türk'ün şampiyonluğa çıkış serüveni ve orada basamak basamak bir Muhammed Ali Gley gibi gidiyorsunuz. Orada tabii ister istemez her şey de olmuş olabilir. Şu tabii. Anlattıklarınız bile gerçekten tüylerim diken diken oldu arkadaşlar yani. Yani normal değil yani. Burada gerçekten kazanabileceğim bir maç. Yani ben burada diyorum ki Türkiye'nin altını kaçtı. Altın madalya kaçtı. Siz hala onu düşünüyorsunuz. Ben onu düşünüyorum. Sağlığınızı düşünmüyorsunuz. Hayır ben madalyayı düşünüyorum. Tamamen o Türk bayrağını, İstiklal Marşı'nı ve Türkiye'ye getireceğiz kupayı düşünüyorsunuz. Ben elim mesela şimdi orada kırık ya, ben bunu düşünmüyorum ki. Tüm milli duygularla ben böyle milli duygularla yani. Ben ona vururum, kafasını kırarım. Ben kendimi öldürürüm orada. Ben o maçı kazanırım yani. 100 taneye maç yaptım. 100'ünü de kazanırım ondan. Bak diyorum ki çıktı Amerikalı'ya finalde kum torbası gibi dövdü. O Nijerya'yla maçı vermediler. Enteresan. Ya ben çok sağlam olmuş olsaydım ben orada şampiyondum. Ve kendimi zaten önceki şampiyon olarak görüyordum. Da zaten, önceki maçlarınıza da baktığımızda onu görüyoruz. Onun dışındaki hani benim şahit olduğum bir maçınıza şahit olmuştum. Bundan 25 sene önceki halinizde bile inanmazsınız yani. Bizim şimdi, Muhammed Ali'miz de sizsiniz. Muhammed Ali'miz de ben küçükken Turgut Aykaç. Ben küçükken Muhammed Ali'nin maçlarını izlerdim. Sabah erken kalkardık, maçlarını seyrederdik. Küçüktüm ama boksa gitmiyordum. Ama olimpiyatlara gittiğimde Muhammed Ali geldi, benim maçımı seyretti. Ya. Geldi oradan şöyle baktım kendisine, bana böyle etti. Allah Allah, ben dedim o duygulandım orada böyle. Değil bir. Mi? Çocukluğundan beri o izlediğiniz adamla karşı karşıya. Ben onu izlerdim, o da gelmiş beni izliyor. Ne güzel. Ve orada size el sallaması. Bana böyle etti. Allah tebrik etti beni. O birinci roundda yenildiğim maçta böyle ettiydi bana. O final Nijerya'yla yenildiğim maçta da ben şimdi her maçtan sonra basın toplantısı var. Biz salona gidiyoruz. Orada sonra gazetecilerle ilgili toplantılar yapıyoruz. Konuşmalarımız falan oluyor. En son yenildiğim maçta sinirlendim, gitmedim. Toplantıya da gitmedim. Çünkü bir tuhaflaştım ben orada. Kazanabileceğim maçı kaybetmişim. Türkiye bir altını kaçırmış. Sadece bronzla yetindi. Olsun. Üçüncü oldunuz ve Türkiye'de bir ilktiniz. Evet. Siz de bizim Muhammed Ali misiniz? Yani ama diyorum Türkiye'de ki ben bir Adanalı olarak büyük bir yani bir olimpiyat şampiyonusunuz. Bu da çok büyük bir kupayla geldiniz. Şampiyonluğu kaçırdım diye üzülüyorum ben. Evet. Benim derdim o. Ama orada zaten anlatıyorsunuz. Orada da bir hile var sanki yani. Nijerya'nın size sizi yenmesi, size elinize ısrarla o eldiveni attığınızda tekrar o eldiveni size takmaları, bunlar normal değil bence. Yani sonra istemiyorum dedim. Yenemeyecek bir adamın tutup da bir Amerikalı'nın diyorsunuz ya kum torbası gibi oynadı. Kendini saldı adam diyorsun. Bu da çok enteresan. Ona rağmen üçüncü olmanız da Nijeryalı'yla büyük bir başarı yani. Nijeryalı'nın her maçını şey videoda izlerken izledim, bitirdim. Hocaya belirttim. Hocam beni tebrik et dedim. Ne yaptın dedi, seni tebrik edin. Dedim bu Nijerya'yla maç yapacağım ya yarın dedim. He dedi. O maç dedim kazandım ben dedim. Maçını seyrettim tam dişime göreydi. Hocaya da böyle konuştum evet. Ha dişime göreydim. Allah korusun belki başka şeyler de olabilirdi. Her şey yapabilirlerdi yani. Bu yani tür bu, olaylar bir var. Film gibi bir hayat. Dinleyince arkadaşlar film gibi bir hayat dinledim şu an. İnşallah senaristlerimiz de Sayın Naim Süleymanoğlu'nun belgesel şeyi hayatını film yaptılar. İnşallah Turgut Aykac'ın da 1984 yılında olimpiyat şampiyonu olan üçüncü oldunuz değil mi? Üçüncü olimpiyat şampiyonumuz Sayın Turgut Aykac Adanalı. Turgut Aykac'ın hayatını da inşallah kaleme alırsınız. İnşallah bir sinema filmi olarak da görmek isteriz.